Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sozan Yıldız. Bugün sizlerle Ardelen maratonunu Zımbırtılar bana ait değil. Sağ olsun yeğenime ait. Biz bu kitabı papağan için satın alınır mı? Alır ya, ben de. Neyse. Mesele o değil. Okuduğu kısım şuraya kadar okumuş. Tamam mı? Üçüncü bölüme kadar. Zaten şurada da şeyi bırakmış. Ve kitabı bana geri getirdi. Teyze ben okuyamıyorum dedi. Bunu çelikli değil de çocuğa verdik okuması için ama bilmiyorum, üzerinde uyarıcı falan bir şey yok. Yani ben onu göremedim şurada. Bakınca. Neyse, şimdi öncelikle kitabı inceleyeceğiz. Kitabı incelemeye geçtik. Kitap şöyle. Şimdi... şimdi kitabımız şu. Tamam mı? Şeyle. Sinema takımının. Sinema taklı kimdir vesaire girmeyeceğim. Kendisi bir yazar. Muhtemelen iyi de bir yazardır. Öyle düşünüyorum. Şahsen okumamışım daha önce kitabı. Okudum mu ya? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Neyse. Belki şeyde Wattpad'da okumuş olabilirim. Olabilir mi? Bilmiyorum. Zibilyon tane kitap okudum o zamanlar. Hatırlamıyorum. Neyse. Gel gelelim buna. Bunun tasarımı çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Şöyle de göstereyim. Bu da arka kısmı. Bu zaten ciltli kitap. Diyeceksiniz full ciltli şey yapıyorsun ama aslında bundan sonra şeyi Demir Alevi okumak istiyordum. Şöyle göstereyim. Şuradaki Demir Alevi okumak istiyordum. Ama yani bir bronzdan sonra önce bir sakinleşmek istedim. Bir kendime gelmek istedim. Bu yüzden bunu okuyacağız. Bu da ne zamanlandır almışız? Eylül'e bekliyor. Muhtemelen fuar zamanı almıştım. Öncelikle kitabın şöyle bir iç dizaynına bakalım. Ben şu kısmını sevmedim şahsen. Şu kısım çok hoş, tamam mı? Şu kısım güzel. Ama şurayı sevmedim. Bilmiyorum. Umarım konuyla alakası vardır ama bu ne yani? Bu kilit midir? Eski çağ mıdır? Hiçbir şey belli değil ki. Ne olduğu belli değil. Neyse. Yani en azından bunun devamı şurada olsaydı. Şu kısımda olsaydı. Arka kısımda olsaydı. Belki daha çok dikkatimi çekerdi yani. Olabilirdi. Neyse. Şimdi bunun bir de şöyle işte böyle bir harita. Yanlış değilsem bu da Mısır. Mısır mı? Yo, değil. Farklı bir evren mi? Biraz da buz gibi. Ha, yok, başka bir evrenmiş. Pardon, Mısır değil. Ama sanki böyle Mısır bir havası var gibi. Neyse. Doları bakak. Yok, çok küçük değil. Çok da büyüdür. Onlar düştüğümüzü sanırlar. Ama biz yükseliyoruz. Göstereyim. Ay. 339. Tamam, abone olabilir misiniz? Yorum yapabilir misiniz? Merak ediyorum. Sinema taklığı. Ha, oturuyor burada ya. Bir dakika. Ha, bak. Sinema taklığı bu. Ha, burada kısmı bayağı güzel. Rabbim sahibine başlasın. Aa, burada çok güzel bir yazı var. Diyor ki gücünü belli edenlerin çok fazla düşmana sahip olduğu, ne kadar güç ve mevki sahibiysen onu korumanın da o derece zor olduğu bir dünyadayız. Ve bu dünyada insan en güçlü darbeyi en yakınlarından alır. Kimden alıyoruz darbeyi? En yakın. Onlar bizim düştüğümüz değil, süründüğümüzü düşünüyorlar. Direkt bu yani. Tabii bunun kitapla alakası yok ama neyse, ben biraz okuyup geleyim. 63. sayfasına kadar geldim. Kaçıncı bölüme kadar gelmişim? 8. bölüme kadar gelmişim. Şimdi ben 8. bölüme kadar geldim ama burada bir tane kız var, tamam mı? İşte bir direniş grubuna katılması gerekiyor. Spoiler vermeden önce bu kadar anlatabilirim, detay vermeden. Kızın adı Lilia. Lili diye geçiyor. Kız bir asker olarak eğitilmiş. Ve galiba bahsedilen prenses, ihanet etmesi istenilen prenses kendisi. Yani bence kendisi. Yani Ardel'in varisi, böyle günümüz varisi bu. Bence bu da düşmandan aşka gidecek. Konunun ana giriş kısmını anladığım kadarıyla geçmiyor burada prenses olduğuna dair. Ama bence prenses. Çünkü kızın gizlediği bir şey var. Bir şey ima ediyorlar. Ve ben o ipuçlarını kızın asıl prenses olduğunu çıkardım. Kitabın sonunda öğreneceğiz kızın kim olduğunu. Galiba kendi kendime spoiler yedirtmiş olabilirim. Ve spoiler kitaplarda yemekten nefret ederim. Bölüm 34. 34 bölüm galiba bu. Da gayfem buraya koydum. Bu derecede. Ve kızın bir tane sözü vardı söylediği. Şey diyor herkesin diyor herkes seni kukla zannetsin ama sen diyor asla bir kukla olma. Kuklaymış gibi yap ama kukla olma. Asıl yaratan sen ol.
Yani kız muhtemelen her iki tarafı da böyle avucunun içine alacak. Her iki tarafı da kendisi yönetecek. Bilmiyorum. Bu arada General Cory'dan mı, Serasker Cory'dan mı? Neyse işte. Cory'dan bu kızdan baya etkileniyor. Farkındaysam, yanılmıyorsam galiba kız da baya etkileniyor. Şimdi ben belli bir yere kadar geldim ve jetonum yeniden düştü. Kızım prenses oldu kesin. Ama bulunduğu ülkenin prensesi oldu süper. Yani anladığım kadarıyla kızdırılık bir prensesi. Ben bir şey fark ettim. Ya daha doğrusu bildiğim bir şeydi. En başından size dedim ya bu kız kesin prensestir diye. Ben bunu Audra zannediyordum ama bu Audra değilmiş. Yani bu bilinen iki prens dışında bir prens daha varmış. Yani aslında işte bu kız o prensin kızıymış. Her iki tahta da hak sahibi varmış. Yani koca Ardel şeye kalmış. Üç tane prensese kalmış. İkisi şımarık ve hoşgörüsüz. Biri de yani böyle yarım akıllı gibi mi geldi, yani o da ana karakterimiz oluyor. Bana öyle geldi. Bu arada kızın prenses olduğu şeyden kanıtlandı. Kahin kendisine prenses olduğunu söyledi ve kız yani bayağı bir bozuldu. Bozulduğuna göre kesin prenses. Kızın annesiyle babası öldü. Yani muhtemelen öz anne babası değil kendisini yetiştirenler ama eminim çok zorlu bir şeydir. Düşünsene, bağ kurduğun, inandığın, ailen olduğuna güvendiğin ve burada kendi ülkeni ihanet ettin. Annen ve baban öldürülüyor. Ben de güvendiğin ve hayatını kurtarmaya çalıştığın prenses yüzünden. Şimdi kim tutacak kızı? Zaten çok bir şey kalmamış burada. Yani en son neredeydi? En son 300'lü sayfalarda şuradayım. Az bir şey kalmış zaten. Psikolojim bozuldu. Kesinlikle ama kesinlikle. İlk tahminim. Yani kesinlikle ilk tahminim doğruymuş. Doğru. En başından ilk tahminim doğruymuş. Kız prensesi Audra'ymış. Diğeri sahtesiymiş. Son kısımlar da çok güzeldi. Düşüyoruz. Ama böyle bir şeyi beğendim. Bu Kore'den kim olduğu gibi şeyi çok şaşırttı. Belki yüzü söylemişti. Tahmin gücüm yazıkmış. Söylemişti. Neyse burada 15 yaş üstü ya da 13 yaş üstü okuyorum kesinlikle. Şimdi kısmı hala tavsiye ederim okuyun. Güzel bir kitap. Güzel yazılmış.